Sayın basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi bir yandan kur korumalı mevduat ile ya da şimdi gündeme getirdikleri enflasyon korumalı bonolar ile zenginlerin gelirini garanti etmek, onların paralarının gerçek değerini korumasını hatta arttırmasını sağlama ile ilgili güvenceler vermekle meşgul. Buna da dünkü basın toplantımızda değindiğimiz gibi inanılmaz paralar harcıyorlar. 2 ayda 30 milyarın üzerinde parayı hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydular. Neden? Siz paranızı bizim süper faizimize yatırın. Tayyip Bey duymasın, aslında hem duyuyor hem biliyor ama adına faiz demiyor. Siz paranızı düşük bir faizle tutar gibi yapın ama kur nereye çıkarsa çıksın aradakini fakir fukaradan topladığımız vergilerle biz size ödeyeceğiz. Ve faizin daniskasını, kuyruklusunu veriyorlar. Şimdi artık kurla ilgili güvence de bir yere kadar, buradan sonra enflasyon güvencesi veriyorlar. Yani bononun üzerine koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir fiyat yazamıyor, yazamıyor. Yazınca inandıramıyor, o bonoyu satamıyor. Ve diyor ki enflasyon ne kadar çıkarsa o kadar sana faiz vereceğim. Yeter ki parayı bizde tut. Ve bunu hepimizin cebinden yapıyor. Yani yoksulludan, orta gelirliden, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından belli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, hatta artık TC vatandaşlığı şartı da kalktı, parası olan zenginlere para transferi, gelir transferi yapıyor, servet transferi yapıyor. Bunlara para buluyor ama kiracılara para bulamıyor. Kiracılara akıl veriyor, kiracılara numara veriyor. Bakın, zengine para veren kiracıya numara çekiyor, numara veriyor. Ne yapıyorlarmış? Kira ihbar hattı kuruyorlarmış. Yani Türkiye'de şöyle bir sorun var. Birincisi, beceriksiz yönetimden dolayı enflasyon yükseldiği için, dolar yükseldiği için ve paranın değerini koruyacak hiçbir şey olmadığı için hem gayrimenkule yönelme hem gayrimenkul sahiplerinin ben kiraya verdiğimde dolar şu kadardı şimdi bu kadar oldu hesaplarıyla kiracılardan yüksek kiralar talep ediliyor. Kötü yönetimin bir sonucu. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı sahil bölgelerinde yönelen Ukraynalıların bütün evleri kiralamalarıyla belli illerimizde Antalya, Muğla başta olmak üzere kiralanacak ev sayısı da çok azaldığı için ayrıca sıkıntılar yaşanıyor. Ve burada gelirini TÜİK'in ayarladığı enflasyon rakamı üzerinden zam aldığı alan kişiler kiralarını ödeyemez duruma geliyorlar. Buna çare bulmak lazım. 30 milyar lirayı 2 ayda zengine veriyorlar. Ama bu konuya dönüp de bakmıyorlar. Bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi hazırladık. Meclisin bu konuyu bir an önce ele almasını istiyoruz. Partilerle diplomasi yapıyoruz çünkü aşağıya getir, okut, AKP, MHP oylarıyla ret. Ama bu konuya meclisin el koyması lazım. Bu konuda bütün partilere çağrımızı tekrarlıyoruz. Önümüzdeki günlerde mecliste bu önergemiz görüşüldüğünde de bütün milletvekillerinden destek istiyoruz. Kiracılara da söylediğimiz şudur, nerede bir AK Parti MHP milletvekili görürseniz onlara deyin ki bu işe meclis el koysun. Ama bunu yapmıyorlar, yapmak istemiyorlar ve destek vermek yerine akıl vermeyi ve numara vermeyi tercih ediyorlar. Arayacaksın 800'lü hattı dıt 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 dıt, benim ev sahibim kirayı arttırıyor. Arttırıyor zaten, bize ihbar edin diyor, ihbar ediyoruz. Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı. Ama kiracı eziliyor burada. Bunun için devletin bir katkı sunması lazım. Hep zenginlere katkı sunmakla, zenginlere para bulmakla olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sosyal devletsen bugün göstereceksin sosyal devlet olduğunu. Pandemide 3 kere 1.000 lira verip de süründürdüğün esnafı gibi şimdi de kiraların altında ezilen vatandaşı zor durumda bırakıyor. Tabii yapısal çözümler lazım. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm önerin. 2018 seçim beyannamemizde var. Hiç evi olmayanlara diyoruz 20 yıl vadeli
ve 0.5 ve altındaki, düzeltiyorum, 0.5 ve altındaki faiz oranlarıyla kira öder gibi ödeyecek şekilde ev sahibi yapmak. Hem bu ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor, hem kiralara bir denge getiriyor. Ama bunu görmeyenler şimdi panik halinde dönmüşler. Efendim, dolarını bozdurursan, adam da bozduracak dolar olsa kira zor olur mu ya? Dolarını bozdurup da bize getirirsen 0.89, 0.99'la böyle duyunca küçük para sanıyorsunuz. Hesaplattık. 27 bin lira taksit ödeyecek adam ev kredisine. Ya AK Parti'nin kirasını ödeyemeyen vatandaşa ev sahibi ol diyor. İlk kez ev sahibi olacaksan ayda 27 bin lira öde. Adam, kadın 27 bin lira ödeyebilecek gücü olsa kira ödememe durumuna düşmüş olabilir mi acaba ya? Vatandaştan alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. 27 bin lira her ay para ödeyebilecek birisinin ne sana ne bana ne buna ihtiyacı var. Saçma sapan bir şey. Ha şunu yaparsın, uzun vadeyi 20 yıl 25 yıl yaparsın. 0.5-0.4 faiz oranı koyarsın. Ödemeler gerçekten kiraya, kiranın altına denk gelir. O zaman böyle bir çare vardır yani. Ama bunu yapmak için CHP o zaman demiş ki, dar gelirli yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak ve kentsel gelişimi düzenlemek için kamu eliyle ucuz arsa üretimi gerçekleştirmek lazım demiş. Bunlar helikopterden hep patronlar için bakıyorlar. Hep sıkışık yerlere bakıyor. Pata 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 uçuyorlar. Soruyor belediye başkanına kendisindenken, şimdi Ekrem Bey'le o gezileri yapamadığı için çıldırıyor. Kupa Mars'a bakıyor, Katarlılara teklif ediyor. Veya gidiyor orada Kanal İstanbul projesi, buradan bir kanal geçirsek Katarlılara dünya paraya burayı satarız diyor falan. Sen biraz daha dışarılarda uç bakalım. Bu arsaları öyle Katarlılar Matarlılar için değil ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ucuz arsa stoğu üretecek yerlerde bir uç bakalım o helikopterle. Zengini düşünme, bir fakiri düşün. Kamu elindeki arazileri öncelikli olarak TOKİ ve belediyelerimizin işbirliğiyle ucuz ve nitelikli konut üretimi yapalım demişiz. Hadi yap demiş vatandaş da bize. Ankara'da yap bakayım demiş. Ne olmuş? Mansur Yavaş gitmiş Ankara'da, yurt dışından çok ucuz uzun vadeli kredi bulmuş. 2103 tane konutu şimdiye kadar hak sahiplerine teslim etmiş bu yöntemle. Belediyeye ait yerler varmış. Oraları almış, kadastrosunu bilmem nesini yapmış, tamamlamış. Yurt dışından da çok uygun kredi bulmuş ve bunu yapmış. Benzerini depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için Tunç Soyer almış, hazırlamış, getirmiş. Cumhurbaşkanının da imzasına takılmış. Ve halen daha Cumhurbaşkanı'nın imzasını da beklediği için Dünya Bankası kredimiz hazır. Ucuz konut üretmek için İzmir'de, ama Cumhurbaşkanı önde duruyor. Neden? CHP zihniyeti başarmasın. Bütün mesele bu. Mamak ilçesindeki 2103 konut duruyor. Öyle sözle mözle değil. Gider görürsünüz. Kapısını çalarsınız, sorarsınız. Bunun 81 ile yaygınlaşması lazım. Bunun için de bir an önce seçimlerin gelmesi lazım. Seçimler gelene kadar zenginler kayrılacak. Seçimlerden sonra kiracılar, dar gelirliler, yoksullar, emekliler, emekçiler kayrılacak. Herkes bunu bu şekilde bilsin. Ve bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin planı, projesi ve yerel ölçekte bile yaptığı işler ortada. Onların Katarlılara bulduğu arsaları biz Mamaklılara buluyoruz arkadaşlar. Onların Katar'da yaptığı işi biz Mamak'ta yapıyoruz. Bunu 81 ilde yapmak için de yetki istiyoruz. Şimdi biraz önce söyledim. Bonomuzun üzerine fiyat yazamıyoruz. Güvenmiyor insanlar. Alıcıyla satıcı fiyatta buluşur ya, fiyatta buluşamıyoruz. Güvenmiyor yönetimimize. Ve Nebati deniyor, dönüyor, dolaşıyor, diyor ki Sayın Nebati, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Ama esas olan şu ki hepimiz biliyoruz, ekonomi güvendir. Senin gözüne baktığında da, bilançona baktığında da, ödemeler dengene baktığında da, risk primine baktığında da sana güveniyorlarsa,
gelirler, burada yatırım yaparlar, paralarını burada tutarlar, burada istihdam yaratırlar. Senin sermayen yurt dışına kaçmaz o zaman, burada kalır ve istihdam odaklı bakar, rant odaklı bakmaz. Ama o güveni sağlayamadığın zaman başka bir şey olur. Örneğin ben paranın basıldığı bir kağıt alsam, üzerine de 100 lira yazsam, bu 100 liradır desem kimse bunu para olarak kabul etmez. Onun değeri 100 lira değildir. Ama devlet bunu yaptığında o 100 liradır. Neden? Devlet sözüne güvenilir. Devlet gücüyle o kağıt bir değere dönüşür. Biz öyle yaptık ve bir 100 liramız var. Ama o 100 liramız yabancı paralar karşısındaki değeri bir yılda %98 kaybetti. Yani o 100 liramız 49 liraya düştü. Geçen sene bugün 8 lira 30 kuruş olan dolar şu anda 16 lira 30 kuruş. Yani öyle bir ekonomi yönetimi, öyle bir ülke yönetimi var ki paramız yarı yarıya değer kaybetti. Eğer size güvenmiyorlarsa sizin bastığınız kağıtlar değer kaybeder. Eğer sizin bastığınız kağıdın değeri düşüyorsa ülkenize olan güven düşüyor demektir. Ve Türkiye'ye olan güven geçen seneden bugüne yarı yarıya düşmüş durumdadır. Vatandaş TL'ye güvenmediği için cebinde TL tutmak istemiyor. Dolara yöneldiğinde dolar fırlıyor. Düşürmek için envai çeşit numaralar yapıyorlar. Ama ne oldu? Hani dahiyane bir fikirle 18 liradan 11,5'a düşmüştü. Birkaç gün içinde 10 lira seviyesine gelecek. Uzun süre orada kalacak diyor Erdoğan. O sözden sonra %63 değer kaybetti Türk lirası. 16 lira 30 kuruş. Ve şimdi şuna bakalım. Yani TL'ye güvenmiyor vatandaş, dolara güveniyor, euroya güveniyor, başka şeylere güveniyor, kripto paraya güveniyor, TL'ye güvenmiyor. Ve o 100 liralık banknotu bastı ya devletimiz. O 100 liralık banknot geçen sene 55 ekmek alıyordu. Bugün 29 ekmek alabiliyor. O 100 lira geçen sene 14 litre benzin alabiliyordu. Bugün 4,7 litre. 14 litreden 4 litreye. Bir yılda. O 100 lira geçen sene 13 kilo şeker alıyordu. Şu anda 5 kilo şeker alamıyor. O 100 lira geçen sene 3 kilo çay alıyordu. Şu anda 1,4 kilo çay alınabiliyor. Yaygın ve insanları etkileyen kalemlerde 3 kata varan bir kayıp yaşamış durumdayız. Ve dolar karşısında 100 liramız 49 liraya düşmüş durumda. Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Bütün zamları yapan Recep Tayyip Erdoğan, bunu da yapan Recep Tayyip Erdoğan. Sakın kimse şu yalana itibar etmesin. Bütün dünyada var. Dünyada %4-5, bilemedin 7 enflasyon var. Bu enflasyonlar o ülkelerde rahatsızlık yaratıyor ve mücadele ediliyor. Türkiye'de %100 değer kaybı var parada ve hala kuru inat ediliyor. Bu iktidar değişmeden bu tablo değişmeyecek. Bunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Şimdi normal şartlarda göstermek lazım ama nesne üreten kadar kirli ve pis olduğu için Süleyman Soylu'nun tweetini burada göstermem. Genel başkanımızın bir resmini, bir fotoğrafını alıp bir Photoshop marifetiyle, iğrenç bir montajla tweet atan bir İçişleri göya, Suç İşleri Bakanı ama maalesef taşıdığı ünvan İçişleri Bakanı. Devletin en saygın mevkilerinden bir tanesi ve bugüne kadar o koltuklarda oturanlardan ölenlerin şimdi kemikleri sızlıyor, yaşayanlar hicap duyuyorlar. Hangi partiden olursa olsun. Zaten kendi partisinin İçişleri Bakanlarını da aşağılıyor. 4 yıl öncesine kadar, 5 yıl öncesine kadar diye kendini övüp partisinin İçişleri Bakanlarını da aşağılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın, en önemli bakanlıklarından bir tanesini kirletti, rezil etti. Türkiye'yi dünyaya rezil etti. Söylediği bir tek sözün arkasında durabilen biri değildir. Düşünün, 10 bin dolar alan siyasetçi,
Hani düşünün, birkaç gün içinde ey diyordu Recep Tayyip Erdoğan ve Doktor Devlet Bahçeli, geliyor gelmekte olan neler açıklıyor. Ne oldu? Ne oldu o bütçe konuşmasından sonra? Ne oldu? İstanbul'daki 538 tane PKK militanı. Hadi git al. Ekrem Bey davulla zurnayla karşılayacağım dedi. Döndü dolaştı geçmişte kendilerinin görev yaptırdığı, kamuda da benzer görevlerde yaptığı ve güvenlik soruşturmasının gelmediği, yapılmadığı, yollanmadığı bir kişiyi hastayken gidip evinde almayıp bekliyorlar terörist. İş peşi yapsın, gideceğim İstanbul Büyükşehir'den alacağım diye. Bir kişi. Şimdi yok evinde diyorlar, raporlu diyorlar, adresi belli, evinde yatıyor. Kaçma şüphesi diyor ya gezi tutuklularına falan. Hiç ellemiyorlar. Gitsin iş başı yapsın, gidip oradan alıyorlar. Bir kişi. Söylediği her laf, her sözün arkası boş ve yalan olan birisi çıkmış genel başkanımız hakkında abuk subuk şeyler söylüyor. Genel başkanımız hakkında söylediği sözler bir yana, kendi söylediği sözlerde kendi partisinin bir MKYK üyesini işaret etmişti. Önce bütün dönem milletvekillerini. Biz isyan ettik, eski milletvekili. Gittik meclis başkanıyla konuştuk, meclis başkanıyla görüştüler, bilmem ne oldu. Sonra bir sızdırma, sonuçta çıktı ortaya Metin Külüngü söylüyormuş. İkisi birden bize saldırıyorlar. Ayrı ayrı hatlardan ama ikisi birden Recep Tayyip Erdoğan'a yaranmak için. Metin Külüngü dediğiniz kişi, genel başkanı haddini bil Kılıçdaroğlu. Bu devlet hat bildirmeyi bilir, bak sen. Bir önceki dönem milletvekili, AK Partili bir siyasetçi. AK Parti'de görevi var, başka bir görevi yok. Ama devletin hat bildireceğini söylüyor. Bu ne demek? Bu ne cesaret, bu ne cüret? Buna sen ne diyorsun kardeşim diyen bir kişi yok mu? Ben bunu ciddiye alsam 10.000 dolarlık adam. 10.000 dolarlık adam. Metin Külünk ne? 10.000 dolarlık adam. Arabasının bagajına 10.000 doları koydun mu her şeyi yaptırabilirsin. Mafyanın 10.000 dolarına tık bagaj açan, tenezzül eden bir adamsın sen. Sana daha ne söyleyelim ya? Ne söyleyelim? Bu Süleyman Soylu'ya çıkıp bir kelime söyleyemeyen, ben o değilim diyemeyen, ne söyleyelim biz Metin Külünk'e? Metin Külünk'le ilgili daha neler neler söyleriz de, neler neler neler. Her suçun içinde. Ama ciddiye alıp, kale alıp siyasette bir yere koymanın anlamı yok. 10.000 dolarlık adam. 10.000 dolara olan herkes Metin Külünk'ü susturabilir, Metin Külünk'ü konuşturabilir. Ayrıca bu meseleyi basitleştirmeye çalıştıkça rezillikleri ortaya çıkıyor. Amerika'da Türken, başında Erdoğan ailesinden kişiler yönetiminde, Arap ülkelerinden, Türkiye'deki şirketlerden, kamu ihalesi alanlardan, kamuya iş yapanlardan, koca koca milyon dolarlık, 10.000.000 dolarlık bağışlar. Ne yapacaksın sen bu parayla? Amerika'daki öğrenciler için yurt yapacağım. Ne kadar ulvi bir şey, çok iyi. Amerika'da yurt yapacaksan Türk öğrencilerin en çok olduğu yerde yaparsın. New York mu Türk öğrencilerin en çok olduğu yer? Hayır. Peki hadi New York'ta yapacaksın. Üniversitelere en yakın yerde yaparsın. Yapmış mı? Hayır. Üniversitelerin çok olduğu lokasyonda yaparsın. Yakınında yaparsın. Hayır. Nerede yapmışlar? Manhattan. Finans başkenti. Dünyanın ve Amerika'nın sadece gökdelenlerin olduğu, bankaların, finans merkezlerinin olduğu yere öğrenci yurdu yapıyorlar. Bunun içinde 2014, 2015 10.000.000'lar, 50.000.000'lar, dolarlar geliyor. Onlar da şimdi yeni yeni kayıtlara düşmeye başlıyor bildirim yaptıkları için. Bu, sen bu Katarlıları, Arapları, Türkiye'de kamudan iş yapanları hayır hasenat işlerine bu kadar ikna ettiysen, Türkiye'de bu işi yapabilecek çocuk esirgeme kurumları, darül acizeler, Türkiye'de kredi yurtlar kurumunun dünya kadar yurt eksiği var, çocuklar cemaat yurtlarında sürünüyor. Ama
parayı Manhattan'a yurt yaptık, siz de bunu yutun diyorlar. Siz de bunu yutun. Ve bu paraları yollarken de vergiden kaçırın. Pardon, kaçının. Vergiden kaçınma imkanı sağlıyorlar onlara. Bunu söylediğimizde de hep birlikte çılgına dönmüş gibi bağırıyorlar. Gündemde olan bir diğer konumuz Isparta'daki konserin iptali. Isparta Belediyesi Gül Festivali'nde Melek Mesto konseri yapacak. Efendim, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler diye konseri hedef alıyor. Isparta Belediyesi de bu konseri iptal ediyor. Bu tek örnek değil. Derince'de Aynur Doğan konseri iptal edilmişti. Pendik'te Niyazi Koyuncu konseri iptal edilmişti. İstanbul'da Dersim Federasyonlarının pikniği iptal edilmişti. Daha yetmez, örneğin hep eleştirdik, Eskişehir'de Anadolu Fest iptal edilmişti. Ve Anadolu Fest'i iptal edebilmek için 15 gün süreyle Eskişehir'deki her şey iptal edilmişti. Yasaklama kararına nihayet eriştik. Yasaklama kararını okuyorum. Bütün vatandaşlarımız dikkatle dinlesin. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, virgül, yani Anadolu Fest'i gençlerin, Anadolu Üniversiteli gençlerin Anadolu Festivali'ni niye iptal etmişler? Suç işlenmesinin önlenmesi. PES. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin genel asayişin korunması için. Üniversite öğrencileri festival yapacak, bir kafa bir zihniyet diyor ki burada suç işlerler. Aklında ne varsa o suçun işlenmesini önlenmek için festivali iptal etmiş arkadaşlar. Kafa bu. Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Y'yle mücadele edecekti. Bunlardan birisi de yasaklardı. Yoksulluk vatandaşın boyunu açtı, boğuluyor. Yolsuzluk dünya rekorları kırar. Akıl almaz, patent alsalar telif hakkı alırlar dünyanın diğer yolsuzluk yapanlarından. Yasaklarda da geldiğimiz nokta ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. Isparta'daki öğrenciler Melek Mosso'yu istemiş kardeşim. Belediyede Melek Mosso'yu getiriyor. Sen ne karışıyorsun öğrencilerin isteğine? Melek Mosso'nun sana ne? Dünya görüşünden, giyiminden, kuşamından. Öğrenciler onu görmek istemiş. Hayır. Benim görmek istediğimi görecekler. 6,5 milyon ilk kez AKP'nin ampulünle tanışacak öğrenciler AKP'yi tanıyorlar şimdi. Benim giydiğimi giyeceksin. Benim yediğimi içeceksin. Benim içmediğimi içmeyeceksin. Benim yaşadığım gibi yaşayacaksın. Çünkü dünya liderimiz böyle istiyor. Z kuşağını kendi istediği kalıba dökecek Z kuşağını. O Z kuşağı sandıkta gelecek ve artık seni bu ülkenin başından gönderecek. Anadolu Fest, siz suç işlersiniz diye festival yapılmayan bir ülkede yaşamak ister mi gençler ya? Suç işlenmesinin önlenmesi için festival iptallerine geldiğimiz bir noktadayız. Aslında şaşıracak bir şey yok. AKP aslına rücu etmiştir. Bunlar bu zaten. Bunlar bu. Yasak, yasak, yasak. Her şey onların yaptığı gibi olacak. Bu AKP'lilere Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyip de 3 çocuk yapan, 5 çocuk yapan AKP'li anneli babalar da onların çocukları da bu seçimde oy vermeyecekler. Çünkü kimse evladına bunu reva görmez. Sabah resmi gazetede dün gece 12'yi biraz geçe yayınlandı. Sabah resmi gazete haberleri her yerdeydi. TRT bandrolünün arttığı öğrenildi. Yani vatandaşın sırtına yük daha da bindirildi. Kara taşıtlarında 4%'tü, 8%'e çıktı. Bu şu demek. 250 bin liralık bir araç alırsanız, 250 bin liralık, 1000 lira TRT payı vardı, 2000 liraya çıktı. Ya arabada TRT payı nereden çıktı demeyin. Arabada bir radyonuz olduğunu, o radyoyu açtığınızda da TRT'yi dinlediğinizi varsayarak sizden 2000 lira TRT payı alıyorlar 250 bin liralık arabada. Dün 1000 liraydı, bugün 2000'e çıkarmışlar. Cep telefonunda %10 olan bandrol 12'ye, bilgisayar ve tabletlerde de %2 olan ücret 4'e çıktı. Biz diyoruz ya, gençlerimizin bilgisayarından, tabletinden
ne KDV ne ÖTV alacağız. Bunlar onları alıyorlar gençler. Ayrıca da izlemediğiniz, dinlemediğiniz TRT'ye %2 iken 4 olmuş. Yani alırken şu anda 2000 liralık bir bilgisayar alırken 40 lira veriyordunuz TRT'ye. 2000 liralık bir tablet alırken bulunabilse şimdi 80 verilecek. 4000 liralık bilgisayar alırken 80 verilirken 160 lira verecek. Böyle bir iş var. Peki hangi TRT'ye? Ana muhalefet partisinin grup toplantısına böyle giriyor, 6. dakikada çıkıyor. Parayı bizden topluyor ama sarayın suyuna göre yayın yapıyor. Herkes vergi verir. Herkesin verdiği oylarla seçilen partiler mecliste konuşur. HDP'yi vermez. İyi Parti'yi vermez. CHP'yi 6 dakika, 7 dakika verir. Ama CHP'den çok az mecliste sandalyesi olan, çok az oyu olan tek marifeti AK Parti'ye koltuk değneği olan MHP'yi tam verir. Neye göre? Sen kamu kurumusun ya. Bunu neye göre veriyorsun? Örneğin İYİ Parti'yi 15 dakika, MHP'yi 16 dakika, HDP'yi 25 dakika, CHP'yi 40 dakika, AK Parti'yi 60 dakika dese, sandalye sayısını oranladım dese dersin ki saçma ama bir mantığı var. Sen MHP'den çok oy alanı 6 dakika MHP'yi başından sonuna veriyorsan sen nasıl kamu kurumusun? Ve biz buna niye vergi veriyoruz? Niye bandrol ediyoruz? AKP'nin borazanını çalmak için benden niye bandrol alıyorsunuz kardeşim? Biz geldiğimizde bu işler kalkacak ama TRT'de meclisteki bütün siyasi partilerin konuşmalarını eşit ve tam olarak verecek. Ana muhalefet lideri bir yerde konuşuyor ya. Görmüyor, yok öyle bir şey. TRT'ye sorarsan Kemal Kılıçdaroğlu salı günleri 6 dakika meclise uğruyor. Onun dışında evinde oturuyor. Yok. Umrunda değil adamların. Ama olumsuz bir şey olacak olsa TRT hop orada. Her türlü rezil tweetleri son dakika diye veriyor. AK Parti'nin hakaret tweetlerini son dakika diye veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet olarak en önemli etkinliklerini görmezden geliyor. Bu TRT'ye bizlerden kesilen bu bandrol ücretlerinin arttırılmasını da vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Seçimden sonra TRT'yi bu hale getirenlerden hesap soracağız. Kanunsuz emirleri uygulayanlardan hesap soracağız. Ama TRT geleneğine sahip çıkıp bütün TRT çalışanlarına rahat bir nefes aldıracağız. Güvencesizlikleri, baskıları ortadan kaldıracağız. TRT eski TRT olacak. TRT bütün dünyanın saygı duyduğu bir kamu yayıncılığı yapacak. Bunun da sözünü veriyoruz. TRT'deki emekçilere de diyoruz ki siz de direnin, dayanın, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabiliriz. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi ulusal menfaatleri falan bir kenara bırakan her şeyi iç politikaya tahvil etmek üzere hesap yapan bir partidir. Bakın bu açıklamaları yapan kişi nerede? İsrail'de. Ne yapmış? Gitmiş İsrail'de 15 yıl sonra ilk kez bir bakanımız İsrail'i ziyaret etmiş. O İsrail'le bu baharı yaşamak için nasıl bir atmosferden çıktık? Ramazan ayından çıktık. Mescid-i Aksa'da saldırılar oldu mu? Oldu. Küçücük çocuğu öldürdüler mi? Öldürdüler. Normal şartlarda bunun onda birine yüksek refleks veren AK Parti şimdi seçimlerde İsrail'in lobisi, Yahudi lobisi, Amerika'daki güçleri bilmem nesi hesabıyla ya biz alacağız ya bu destekleri falan. Bak biz ne kadar rahat söylüyoruz. Mescid-i Aksa'daki Ramazan boyu saldırıları öldürülmüş Filistinli çocuğu görmezden gelir. Şimdi cicim ayındalar. Yıllardır söyleriz. Ege'deki adaları silahlandırıyorlar. Ege'deki adaları silahlandırıyorlar. Şu meclise her partiden AK Parti hariç MHP'de muhalefetken en çok verilmiş önergelerden biridir. Ege'deki adaların durumu.
Kulakları üstüne yatarlar. Bugün çıkmış krizi icat ediyor oradan. Neden? En kolay şey Yunanistan'la şimdi bir krizi icat edip içeride milli duygular üzerinden kendisine destek devşirmek. Hesap bu. Aynı film kaçıncı kez, aynı film kaçıncı kez döndürülüyor. Yunanistan'dan dolar para bulamayacağını biliyor. Makul bir düşman belirliyor. O düşmanla çatışacak. Biz bu adaların bu durumunu yıllardır söyleriz ya. Dilimizde tüy bitti. Şimdi kalkmış daha da ileri gideceğiz. Şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz. Yani gerçekten bunların söylediklerini dış politik bağlamda değerlendirmek mümkün değil. Bunlar bu meseleyi vatandaşı da hep şöyle. Efendim açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, perişansın ama tehlikeli bu yük arkamda duyulmaz. Ezanımıza saldırıyorlar. Darbe yapacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Bakın. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Olmayan laftan darbe çıkarırlar. Faili belli olmayan hoparlörden bir şey çalarlar. Oradan ezanımıza saldırı çıkarırlar. Elinde her şey var. Binlerce mobese görüntüsü varken, o caminin sistemini kim biliyor, kim yapıyor varken, ne oldu? Çabelle çalınan ezan şey. Çıkarsana Süleyman Soylu. Kim yapmış onu? Yok. Onu yayınlayan bir arkadaşımızı alıp içeri attılar. Bayramda çoluğundan çocuğundan ayrı içeride tuttular. Sonra mahkemede pardon. O yüzden bütün sıkıntılarda efendim şimdi de Yunanistan'la gerginlik var. Açsın ama arkamda durmalısın. Yok öyle ya ama. Yunanistan meselesini de en onurlu şekilde savunacak, adalar meselesini de çözecek, mavi vatana da sahip çıkacak, Kıbrıs meselesine sahip çıkacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İttifak Millet İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın nereden nereye savrulduğunu her gün hepimiz görmekteyiz. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum arkadaşlar.